Türkiye'nin son yıllardaki ruh halini nasıl buluyorsunuz diye size çok sormamı istiyorlar. Sormak zorundayım, soruyorum. Ruh hali derken? Ülkemizin ruh halini. Yani insanların her gün sokakta denk geldiğiniz, sizinle konuşan, etrafınızdaki insanların ruh halini nasıl buluyorsunuz? Tiyatro seyircisini nasıl buluyorsunuz? Tiyatrocuları nasıl buluyorsunuz? Tiyatrocular başka bir şey tabii. Ben yani ruh halinde insanlara bir kere pahalılık insanları çok yoruyor. Ve çok tabii bir şey yapıyor. Bezdiriyor. Pahalılık çok. Ben o şeyi oraya kapattım. Bilmek istemiyorum. Çünkü gerçekten şeyi yok ediyor. Yani yaşama gücünüzü yok ediyor. Tabii. Ve ondan dolayı insanlar tabii çok şey. Ama bakıyorum biz bir güler yüz gördüğüm zaman televizyonda ya yani sokakta hoşuma gidiyor. Mutlu bir insan var. Ne güzel gülüyor diyorum. Bakıyorum yani arabada giderken bakıyorum insanlar. Gülüyorlar mı gülmüyorlar mı? Haldun abiden karamsar bir şey duyamayacaksın. Evet, ama hiç istemiyorum duymaya çalışıyorum. Ama hiç istemiyorum yani. En fazla bir pahalılığın söyledi insanların yaşama sevinciyle ilgili. Ama o güler yüze konsantre. O umuda konsantre. Bence öyle. Umutsuz yaşamamanız lazım. Evet. Sizler geçiriz. Umutsuz evet. Yaşamayın ne olur. Umut her zaman varılması istenen bir şey olsun. Umut. Siz çok geçiriz. Siz güzel şeyler yapıyorsunuz. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Bugün yaptığım en güzel şeylerden biri oldu sizinle röportaj yapmak. Ben seninle de öyle. Gerçekten o kadar mutluyum ki sizi şurada ağırladığım için. Size bunu anlatamam. Televizyon dizileri seyrediyor musunuz arada? Öyle. Televizyonda dizi seyredebiliyor musunuz dizi arada? Dizi çok seyretmiyorum. Seviyor musunuz televizyon dizi seyretmeyi? Ben televizyonda seyrettiğim şeyi söylersem kızacaksınız şimdi. Ben Survivor seyrediyorum. Gerçekten mi? Gerçekten her akşam deli gibi. İnanılmaz. Ciddi misiniz? Ya, şimdi şey bekliyorum. Ahçıları bekliyorum şimdi. Ünlüler, gönüllüler falan filan takım tutuyor musunuz tabii, peki? Tabii ben gönüllülerim tutuyorum. SMS atıyor musunuz? Yok o da atıyor. O kadar değil. Şey at, kalbel atıyorum. Bayağı seyrediyorum yani. Ya, yalnız değilsiniz. Türkiye'de herkes her akşam Survivor seyrediyor. Evet. Milyonlarca insan. Şey ya evdekiler bazen sıkılıyorlar. Bende kalanlar. Ama benim hatırım için seyretmek zorunda kalıyorum. İşte oradaki adrenalin. Televizyona bak. Telefonlara bakarak seyrediyorum. Cengiz Han da bunlardan bir tanesi. Şuraya bağlamak için sordum bunu. Şimdi Dadı konuşurken dedim ya size. Yani televizyonlarda böyle hatırladığımızda böyle aklımızda kalan müthiş şeylerden bir tanesi Dadı. Ve böyle 5-10 tane daha şey var. Bizimkiler var. Tabii çok yok ama ne yazık ki yok. Ve uzun süredir de yok bir de yani. Bir de öyle bir şey var. Şey var. Onu ben çok beğendim. Kulüp. Evet. Hmm. Çok iyi. Orada oyuncular da çok iyi. Bütün oyuncular çok iyi. Yani kulübü çok keyifle izledim. Gülben senin televizyonda favorin ne şu ara? Benim programdan ben başka. De, ben de izleyemiyorum televizyon çünkü çocukların uyku saati vesaire çok bir şey izleyemiyorum. Sen Survivor seyrediyorsun. Şu anda hatırlayamadım yani Netflix'te bir dizi vardı. 8 bölüm yayınlandı. Bir başkadır. Bir başkadır. Yani Netflix'teki bir başkadır benim Erkun. Son noktam oldu. Gerçekten yönetmenini ve oyuncuları izlediniz mi bir başkadır? Hayır abi. Ama çok lafını duydum. Cengiz Han lütfen hemen bu hafta izlemesini sağla. Çok beğendim. Çok güzel işler oluyor. Çocukları televizyondan uzak tutmaya çalıştığım için de biraz izleyemiyorum. Eskiden daha çok izlerdim. Çocukları niye televizyondan uzak tutmaya çalışıyorsun? Bir gündemleri zaten çok elektronik üzerine. Yani iPad, PlayStation ve cep telefonuyla bir yaşamları var onların artık. Yani bu sosyal medyanın çok önde olduğu, bu sadece Instagram değil, benim hiç bilmeden Snapchat'ten mesajlaşıyor. Oğlum niye WhatsApp değil ya da başka bir şey değil? Snapchat, TikTok gibi. Televizyon da benim için o elektroniklerden biri. Zaten kendi seçtikleri bazı filmler var ve onları izliyorlar. Sadece magazin için değil, magazin de buna dahil. Daha dingin olsunlar, daha ileride kendi seçimlerini yapsınlar diye bizim evde çok televizyon açılmaz. Sen dedin ya 2000'lerin başında yani Dadı'yı ilk gördüğümde ya bu Türkiye'de olmaz dedim. Evet. Oldu, şahane oldu. Oldu, hala da yayınlanıyor. Peki 2020'de olur mu sence Dadı? Ya bu oynuyor hala. Olur. Hayır. Yeni bir Dadı olur mu? Yani mesela aynı tipler, aynı senaryo. Konuştuk. Yani siz muhtemelen yaparsınız da biri cesaret edebilir mi acaba böyle bir ama şey yapmaya? Biraz gündeme uydurmak lazım. Nasıl mesela? Ne bileyim işte dediği gibi güldü. Senaryodaki iç değişikliklerle telefonlar, belki. Telefonlar katmak lazım yani. Yani Kenan Işık'ın olmayışı bizi çok burkuyor. Yani biz Fatih'le konuştuk, başka yapımcılar da geldi. Müzikal olmasına çok müsait bir iş mesela. Bence mutlaka müzikal de olmalıydı. Bence hep bir umut
Kenan Işık'ın sağlık durumuyla ilgili ki aynı kadro bozulmasın. Belki de ondan bekledik. Ama o çok acayip bir iş. Bence olur. Keşke olsa. Siz Gülben'in biraz önce söylediği bu dijital mahkumiyete ne diyorsunuz? Bu her tarafı beni biraz yoruyor ve biraz korkutuyor. Yani korkutuyor çünkü çok fazla ilerledi her şey. Şey kalmadı yani. İnsanların içlerinden gelen şeyler kalmadı. Hep dışta. Telefonlar, dijital şeyler işte. Televizyondaki programlar falan. Yani ben biraz rahatsızım. Bir de tüketimi çok kısa süreli ya. Evet. Yani şöyle yapmak ve ilk 10 saniye izledin o algoritmalar. Yani YouTube'un gücü, bilmediğimiz bir sürü başka mecralar ve şu hareketle kısıtlı. Yani bu sanatta, alkışta, saygıda çok yani olmayan bir şey ya. Yani o biraz önce konuştuk ya, o takım elbiselerle kırmızı halılardan yürüyüp izlemişiz. O Ses Tiyatrosu, Şan Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu. Yani o duyguyla bu kadar geçiştirmek ve kumandanın bu kadar elinde olması. Biz geçmiş senelerde kumandayı konuşurduk. Yani tak diye gidiyor seyirci, eyvah reyting kaygısıyla ilgili. Şimdi şununla kısıtlı olması aslında sanat adına, sanatçı adına kırıcı. Haldun Bey, sırada ne var? Sırada ne? Birçok şey var, bilmiyorum. Onu diyecek insan bilir. Deftere bakalım şekerim. Biz bir müzikal var. Şey var. En önemlisi okulun oyunları var şu anda. Burada. Her dakika prova yapıyorum. Buraya çıkıp prova gideceğim şimdi. 25-26'sında iki tane oyunumuz var talebelerin. Biri müzikal, biri şey normal oyunlar. İşte onlarla uğraşıyorum. Bir takım şeyler, teklifler geliyor. Bakalım onları değerlendirmeye çalışıyorum. Nasıl teklifler? Mesela şeyi, bir kış öyküsü başta yapmak isteyen var müzikalle, benim yazdım. Hisseli harikalar yapmak isteyenler var. Ah keşke. Gerçekten. Hadi sen oyna, yapalım. Yapalım. Haldun abi gerçekten yani konuştunuz, ilerlediniz mi? Güvendiğiniz bir yerden mi geldi teklif? Ya, o da yok, önemli öyle, ya. Hisseli harikalar çok güvendiği bir yerden gelmedi. Öyle laf olsun diye geldi. Ama ne müthiş olur ya. Hadi yapalım. Hadi Candaş, hadi önce müthiş ol. Olur. Ben ne yapabilirsem söyleyin senin yani. Senin yapamayacağın bir şey var mı acaba? Yani tabii oyunculuk dışında gerekli yani. Gerekli yerleri şey dürtüklemek. Derhal. Yani hisseli harikalar. Gülben orası yapalım hisseli harikalar. Hadi. Müthiş olur. Seve şahane seve. Olur biliyor musun? Seve. Şahane seve. Olur yani. Tamam, ben koyacağım sahneye. Elbette ki. Bu programda test edildi, onaylandı. Müthiş olur. Şahane olur vallahi. Keşke olsa. Program bitti. Ha. Gerçekten bitti. Evet, daha koracak çok eva ya. Yani gerçekten sizin için iyi ki varsınız demek. Evet. Ya bizim Türkiye'de böyle dönüp baktığımızda hayatımızda var olan sanatın içerisinde, bilimin içerisinde, işte eğitim dünyasının içerisinde, hayatın herhangi bir yerinde iyi ki varsınız dediğimiz çok az insan var. Siz onlardan bir tanesisiniz ve bütün yüreğimle, kalbimle söylüyorum, iyi ki varsınız. Sizi çok seviyoruz. Çok şımarttınız beni. Çok teşekkür ederim.